karteledi. 1.90'ların kalıcı olması neye bağlı? Bu soruya yanıt arayarak başlıyoruz. Telefon hattımızda Volkan Kurucuk var. ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı. Volkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Merkez Bankası'nın önceki aylarda kurla ilgili yaptığı açıklamaları hatırlattık. Siz hedefin 1.92 olduğunu düşünüyor musunuz? Merkez Bankası'nın işaret ettiği gibi 1.90'larda kalıcı olmamız neye bağlı sizce? Özellikle son dönemde piyasalar bir iyimser hava içerisinde, bunu Noel Baba rallisi diye adlandırabiliriz. İyimser bir piyasa görüntüsü var. Tabii Merkez Bankası Başkanımızın vermiş olduğu hedefe ulaşabilmek için dolar TL'de kritik bölgelerin aşağı yönlü geçilmesi gerekiyor. Öncelikle şunu belirtmek gerekirse, doların yönü son günler aşağı yönlü hareket eğiliminde. Burada 1.98.30-1.98 bir önemli eşik olmakla birlikte dolardaki aşağı yönlü hareket eğiliminin kuvvetlenebilmesi için 1.98.50'nin altında kalmamız gerekiyor. Dün itibariyle iki bölgesinden gelen alışlarla birlikte dolarda yine iki seviyesinin üzerinde hareket eğilimi devam ediyor. Bu noktada 2.02 bandı dolar TL'de normalleşme bandı olarak kabul edilebilir. Özellikle 2.02 bandının üzerinde hareket edilmesi durumunda oradaki stresin bir miktar daha artmasını bekliyoruz. Ancak aşağı yönlü hareket eğiliminde dolardaki aşağı yönlü hareketin kuvvetlenebilmesi için 1.98.50-1.98.30 tekrar vurgulamak gerekirse kritik bir band ve bu bandın altındaki olası hareketlerde ise dolar TL'nin 1.95 daha aşağılarda ise 1.92-1.93 bandına kadar gerileme eğilimi taşıdığını vurgulamak. Yani özetle 1.90'ların kalıcı olması, hemen ilk etapta teknik olarak da kritik olan bölge 1.98'in 50'nin altına gelmemize bağlı diyorsunuz. Yani burası tam olarak aşağı kırılmadıkça çok da kalıcı olamayabilir. 2.202 daha normalleşme bandı olabilir diyorsunuz. Peki şimdi Perşembe günü ayın 28'inde ek sıkılaştırma yapacak Merkez Bankası. Amerika'da da piyasalar kapalı. Amerika'nın yokluğunda 1.90'larda daha uzun süre kalabiliriz gibi yorumlar almıştık dün. Buna ne dersiniz? Özellikle Amerika'nın kapalı olmasıyla birlikte Merkez Bankası'nın yapacağı sıkılaştırma etkili olabilir. Ancak burada Merkez Bankası'nın alacağı önleme bakmak gerekiyor. Sıkılaştırmanın boyutuna bakmak gerekiyor. Şayet Merkez Bankası bu noktada güçlü olabilirse 1.98-50'nin altına gerileme ihtimalimiz de var. Ancak tabii burada kalıcı olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Fiyatın 1.98 bandına gelip oradan yeniden taleple karşılaşması durumunda yukarı yönlü hareket eğilimi devam edecektir. Burada fiziki bir anlamda dolar talebinin de kesilmesi gerekiyor. Eğer 98-50 bandının altında kalıcı hareketi görebilirsek ve zayıf talebin oluşumunu görebilirsek bu alt noktalara da gerilememiz mümkün. Bunu söylerken diğer taraftan dünyadaki gelişmelere de bakmak gerekiyor. Şu anda her ne kadar dolar endeksi yatay bir harekete bürünse de dolarda dolar endeksinde 1.81.5-1.82 bandının üzerindeki hareketler bu noktada dolar TL'ye de güç kazandırabilir. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Volkan Kuğucuk, çok teşekkür ediyoruz bu yorumlar için.